Zamandan bu yana takip ettiğimiz konular içerisinde Halaplı Muhtarlar Derneği olarak Molla Bey alternatif yolu çok önemli bir istemimizdi. Bu istemimizle ilgili Ankara'ya muhtarlarımızla beraber gittiğimizde bizleri gayet sıcak karşılayan Sayın Milletvekilimiz Ercan Candan'a öncelikle teşekkür ediyoruz. Güzel bir sıcak karşılamanın akabinde dere yataklarının temizliği ile ilgili devlet su işlerinin tüm araç ve gereci geçtiğimiz aylarda seferber oldu. Şu anda çalışmalar periyodik olarak devam etmektedir. Akabinde Karabulak Deresi ile ilgili proje gerçekleşti. O proje çok yakın zamanda ihaleye çıkıp yıllardan beri kangren olan Karabulak Deresi de beklenen günlerini, özlenen günlerini en kısa zamanda gerçekleşecektir diye umuyorum. Bu konuda dediğim gibi Sayın Vekilimize teşekkür ediyorum. Bunun dışında baraj ihalesiyle ilgili Halaplı Muhtarlar Derneği olarak çok ciddi girişimlerimiz oldu eskiden bugüne dek. Burada siyasilerimizle beraber dirsek teması içerisinde yürüdük ve bugünlerde artık ihaleye çıkacağını biliyoruz. Yer teslimi yapılmadı, ihaleye çıkacağını biliyoruz. Bu konuda da Sayın Vekilimize teşekkür ediyoruz çalışmalarından dolayı Profesör Doktor Ercan Candan Milletvekilimize. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Kaynak suyu özlenen, yıllardan beri istenen, muhtarlar tarafından dillendirilen ama bir türlü hayata geçmeyen bir işti. Sayın Başbakanımız, şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bin günde bin gölet projesi kapsamında gerçekleşen ve bize de uyarlanan bir çözüm idi. İnşallah en kısa zamanda kaynak suyu ile ilgili çalışmalarımız biter ve evlerden bu suyun akmasını istiyoruz. Bu işi ivedilikle istiyoruz. Yalnız burada şunu özellikle anlatmak istiyorum. Depolarımız, köylerdeki su depolarımız ve su depolarının haricinde ana hatlarımız, şu anki hizmet veren su ile ilgili ana hatlarımız sos verir duruma gelmişti. Depolar hiçbir şekilde hijyenikliği yoktur. Hatta geçtiğimiz günlerde toplum sağlığı merkezi ilden gelenler bütün muhtarlara bu konuda ilgili bir konferans, bir toplantı yaptık. Ciddi sorunlar var. İkinci bir ihalede ana isale hatları ve depoların kesinlikle bu hijyenik suyla beraber bağdaşmayacaktır. Bunların değişmesi gerekmektedir. Bu konuda ikinci bir ihalenin en kısa zamanda yapılıp gerçekleştirilmesi gerekiyor. Çünkü ana hatlarımız artık pırıl pırıl olacak, su depolarımız pırıl pırıl olacak, kaynak suyu içeceğiz. Hepsi üçü bir arada tamamlanmış olmasını en kısa zamanda bekliyoruz. Sayın Milletvekilimizden bu konuda biraz daha hassasiyet bekliyoruz. Sürecin daha da hızlandırılmasını istiyoruz. Bunun dışında yapılan çalışmalara bu zamana dek desteklerinden dolayı Fatih Mahallesi Köprüsü örneğin hayata geçmiştir. Emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Dere yataklarındaki çalışmalara teşekkür ediyoruz. Baraj ihalesine teşekkür ediyoruz. Ama altyapı ve üst yapı hizmetlerinin de artık sosyal donatılarıyla beraber köylerimizde yapılmasını istiyoruz. Artık günümüz internet çağı, çoluk çocuğumuz sadece eve mahkum değil, sokakta, çevrede gezebilecek sosyal donatıların da köylerde olmasını arz ediyoruz. Velhasıl bu çalışmalarda emeği geçen, başta Profesör Doktor Sayın Milletvekilimiz Ercan Candan olmak üzere Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza, Sayın AK Parti ilçe teşkilatına, yönetim kurulu arkadaşlarıma, ilgilenen mesulüme, bu hizmetlerde geçmiş eski ilçe başkanlarıma hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çalışmalarında artarak başarılarının devamını diliyorum. Teşekkür ediyorum sizlere de. En önemli konulardan bir tanesi Molla Bey'in içinden geçen yolun trafik sıkışıklığı yüzünden ciddi vatandaşlarımızda sıkıntı vardı. Bu sıkıntıyı en uzak köylerden Gümeli'den itibaren şehir merkezine doğru geliş ve gidişlerde ciddi sıkıntılar yaşanmaktaydı. Molla Bey'in içi artık o trafiği kaldıracak bir durumda değildi. Uzun zamandır bu konuyu dile getirdik. Siyasilerimizle konuştuk, bürokrasimizle konuştuk, Sayın Kaymakamımızla konuştuk. Çözüm olarak alternatif bir yol ile ilgili
Sayın Milletvekilimize talepte bulunduk. Bu talep de gerçekleşti. Sayın Kaymakamımız son zamanlarda talimat vererek şu anda çalışmalar hızlı bir şekilde alternatif yolla ilgili devam ediyor. Bu yolun bir an evvel tamamlanıp hayata geçmesini istiyoruz. Sayın Vekilimize de bu konuda ayrıca şahsım, muhtarlarım adına, Alaplı Muhtarlar Derneği adına çok çok teşekkür ediyorum.